tane isim çıkarttık. İsmin esmasını aslında canlı yayında da hesaplarız da ismin esmasını hesaplamak ilk yayında hesapladık biliyorsunuz. Çok fazla vakit alıyor. Biz evet. de ne yaptık? Yayın öncesinde isimlerin esmasını hesapladık ve ekrana getiriyoruz. Bakın bunu da fotoğraflayın. Bir tanıdığınıza, bir eşinize, bir dostunuza gönderirsiniz. Çünkü isimlerin esmaları Kesinlikle. Çok önemli. Kesinlikle. Hadi gelsin. Hülyalar ekran başındaysa buyurun isminizin esması. Hülya Yağmucibu 52 defa çekilecek. Hı hı. Burada dediğim gibi el diye de yazılıyor ama el diye değil ya, ya diye çekilmesi gerekiyor. Hülya ismi olanlar Yağmucibu esmasını 52 defa hatta yanına Celle Celaluhu ekleyebilirler. Çok az çünkü bu. Peki rukiyeler ne yapıyorlar? Peki. Hangi esmayı ne kadar kaç tane okuyorlar? Ya Rakibu bak rukiye rakip. Yani çok yakın aslında ismasına 312 defa çekiyorlar ve bunu her gün çekiyoruz. Bu sizin ismi azamınızdır. Bakın dualarda çok büyük faydası vardır. Lütfen ihmal etmeyin. Deneyin ya. Hani inkar etmeyin hemen. Birazcık deneyin derim. Tavsiye ederim. Ne, size çok mu inkar mesajı mı geliyor? Ne oluyor? İki de bir aynı şeyi söylüyorsunuz. Üzerinde çok takılmak istemeyenler var ama bu çok önemli. Onu program başında söyledik. Kesinlikle çok önemli. Lütfen takılalım bir süre. Peki. Semralar, sevgili Semra Hanımlar, Semralar evet. ekran başında mı? Semra, 308 defa. Ya Razzak. Ya Razzak esması da çok güzeldir. Aynı zamanda rızkı az olanlar için de mutlaka bunu çekmelerinde çok fayda vardır. Semra isminin esması da Ya Razzak. Bakalım sizin isminiz çıkacak mı burada, var mı? Yazdıysanız mutlaka çıkar. Çünkü geçen hafta bize kimler ne yazdıysa o isimler üzerinden gidiyoruz. Esmalar kaç defa okuyorlar? Ne okuyacaklar? Esma. Ya Muzillu. Esmasını 773 defa her gün okumalarında yükselişini çok hızlı bir şekilde Allah'ın izniyle kazanmış tamamlar. Olacaklar. Ve hem iş hayatında hem sosyal hayatında yükseliş sebebi. Kimse de onları ezmiyor. Bu Ya Muzillu esmasını çekerse Allah'ın izniyle. Peki geçelim Fundalar? Funda'ya. Funda da Ya Muheyminu esmasını 145 defa. Bakın bu esma çok önemlidir. Bunun birçok etkisi vardır insanlar için. Bunları da inşallah ilerleyen günlerde zikredeceğim. 145 defa Ya Muheyminu esmasını çekmeleri yeterli olacaktır fundalar için. Peki Nilüfer? Nilüfer esması burada Ya Raufu 351 defa çekiyorlar. Ya Raufu esması Nilüferler için faydalı olacaktır. Bunları her gün devam ediyoruz. Abdestli olursak lütfen dikkat edelim. Daha çok faydasını göreceğiz. Kadınlar muayyen günlerinde bu esmaları çekmesinde hiçbir sakınca yoktur. Peki. Bunu da eklemek Edalar istiyorum. Ne yapıyorlar? Edalar hangi esmayı kaç defa okuyorlar? Ya, yaşamları kolaylaşsın diye. O kadar kısa olduğu için ben buraya Celle Celaluhu ekledim. Aslında Ya Ahadu 13 defa çekiliyor ama Celle Celaluhu'yu da koyarsak çok daha faydasını göreceğiz inşallah. Ya Ahadu Celle Celaluhu 13 defa çekecekler. Çok da kısa, ihmal etmeyelim. Zaten adı da çok kısa. Eda. Evet, şimdi beyler diyor ki hiç bizim ismimiz yok mu? Merak etmeyin, beylerin ismi de geliyor. Evet. En çok sevdiğim isimlerden bir tanesi Yasemin'dir. Yaseminler ekran başındaysa hangi esma yoksunlar? 170 defa Ya Kuddusu. Bakın demek ki Yasemin isimlerin genelde, evet benim bir arkadaşım da var Yasemin. Ruh bunalım türü hastalıklara çok çabuk yakalanan bir isim. Şimdi diyorum ya isimlerle müsemmadır. Dikkat etmek lazım gerçekten. Mesela Kezban diye arkadaşlar bana yazıyorlar. Doğru biliyor musun? Bana diyorlar, benim de bir Yasemin isimli arkadaşım var. Kesinlikle rahatsızlık oluyor. Ya Kuddüs esması da nedir biliyor musunuz? Ruh hastalarına, işte bulanımlarına vesaire tedavisi için çok etkili bir yani, esmadır Ya Kuddüs. Yaseminler çok hassas oluyorlar. Hassas, aşırı hassaslar. Dolayısıyla çok daha çabuk bulanımı yaşayabiliyorlar. Aynı dediğim gibi bakın Kezban ismi mesela çok geliyor bana. Hazreti Peygamberimizin değiştirmek istediği isimlerden bir tane. Kezban ne demek biliyor musunuz? Yalancı demek. Öyle mi? Ziyade yalancı. Yani Arapça anlamı yalancı. Dolayısıyla Kezban diyorsun. Yalancı gel, yalancı git. Yani bu insana bu ismi koymayın. Yani isimleri koyarken mutlaka anlamlarına çok özen çok gösterelim. Önemli. Değiştirebiliyorsanız değiştirin. Peki. Lütfen. Çok sevdiğim bir dostum vardır. Gülsüm isminde. İzliyorsa evet, beni selam olsun. Güzel bir dostum 161 defa ya Maniu. Ya bu da engellerle çok karşılaşıyor Gülsümler sanırım. Engelleri Doğru. üzerinde aşabilmek için mani engelleri kaldıran anlamındadır. Dolayısıyla bu esmayı okursanız üzerinizdeki birçok engeli bakın esmalarla isimleriniz mutlaka Allah'ın izniyle denk düşüyor. Bunu araştırın. Yani bu esmalar üzerinizde okuduğumuz bu isimlerle birlikte karşılaştırdığınız zaman göreceksiniz. Bir hesaplama yapılıyor yani evet, bunların evet, çıkması kesinlikle, için. Tabii ki. Peki inciler için ne söyleyeceksiniz?
İnci gibi inciler işte. Yağ ve kilo esması 66 defa çekiliyor. Güzel bir esmadır bu. Adeti de çok kısadır. İnci olan ismi, ben hani çok fazla gelen isimler arasında seçtim bu isimleri genelde. Yağ ve kilo esmasını 66 defa çekmeleri yeterlidir. Artık beylere geçme zamanı geldi. Geçelim. Hep hanımları söyledik. Beyler ekran başındaysa şimdi sıra sizde. İsminiz her an ekranda çıkabilir. İsminizin esması çok önemli. Özellikle böyle kendi işinizi yapıyorsanız, hı hı, işinizde başarı istiyorsanız, daha bol kazanç istiyorsanız. Mesela Erhanlar, Erhan var mı stüdyomuzda? Erhan hiç yok vallahi stüdyomuzda. Ama ekran başında vardır. 846 defa. Evet, ya muahhiru. Genelde ya muahhiru yani geciktirici, geç hani olayları ortaya koyan, geciktiren anlamına gelir. Demek ki bu 46 defa çeken kişilerde duygularında herhalde bir takım olumsuz yönleri olduğu için geciktirmeden hani bunları daha hızlı karar vermek, daha doğru kararlar verebilme adına ya muakkar esması kişinin üzerinde birçok hayırlı tesiri olacağını düşünülmüştür. Semih esması da aynı zamanda güzel bir isim, benim çok sevdiğim bir arkadaşımın adıdır. Ya kaviyu esmasıyla güçlü olmaları için hem bedenen hem ruhen sıhhatli olabilmek için 117 defa ya kaviyu esmasını çekerse daha güçlü olur. Biraz hani korkak ya da böyle hani çekimser bir tavırlar ya da bedeninde hani herhangi bir şey varsa bu Semih isminin ya kavuyu esması kendisinde çok büyük faydası olacak. İrfanlar? İrfan esması da aynı şekilde ya tevabu esmasıdır. 409 defa çekeceklerdir. Belki hayatlarında bir takım şeyleri doğrulukları, sıkıntılarını yaşadıysa bunların tevab ismiyle aşabileceklerini düşündüğü için işte havas ehilleri hesapladığımızda, baktığımızda tevab Allah'ın esması, İrfan ismiyle denk geliyor. 409 defa ya tevabu esmasını çekmeleri yeterlidir. Melih 88 defa. Evet. Melihler. Ya Halimu. Melih isimleri demek ki biraz böyle agresif, biraz sinirli ya da böyle fevri insanlar olabilirler. Çünkü Halim sıfatı Allah'ın yumuşak huylu. Mesela çok öfkeli birisi ise ya Halim ya Selam diye o kişiye devamlı okursanız o insanın karakterindeki o öfke ve işte gaddarlığı gün geçtikçe merhamete dönüşecektir. Ya Halim de bu şekilde yani biraz daha merhametli olmaya yönelik. Fatihler. Fatih, evet. Ya Fettah, bakın Fatih. Fatih Teşin'i niye güldü diyeceksiniz. Çünkü Fatih bizim editörümüz. Evet. İkide bir gelip hızlı olmamız lazım. Çok şey anlatmamız lazım. Seyircilerimize çok şey vermemiz lazım deyip kadıncağızın iki ayağını bir popüce getirdi. Fatih'cim kendi ismini de koymuşsun vallahi buraya. Burayı ben koydum. Ha öyle mi? Bendeki fesatlar var. Yani özellikle koydum. Hani çünkü Fatih ismi olanlarda evet çok güzel başarılar yakalıyorlar hayatlarında ama devamlı böyle bir şekilde bir başarıdan sonra kilitleniyor hayatları. Hmm. Kilitlenmemesi için, devamlı bu başarının daha da yükselebilmesi için Fettah ismi kendi hayatlarında olumsuzlukları kesinlikle yön vermeyecektir, kapatacaktır ve bütün olumlu kapıları açmasına vesile olacaktır. 489 defa ya Fettah. Orhanlar 846 defa. Evet. Ya muahhiru esmasını çekmelerinde fayda vardır. Orhanlar ismi olanlarda kendilerinin işlerinde hani gecikmiş olanların kararları verme. Zaten bir kişiye de daha vardı ya muahhiru herhalde. Güzel bir esmadır. İnşallah çekerlerse faydalarını göreceklerdir. İnşallah. Hayatlarında. Peki İsmail'ler ne yapacaklar? İsmail'ler 212 defa. Ya malikul mülk. Çok güzel bir esma. Bunu aslında ya malikel mülki. 212 defa. 212 defa. Bu esma aslında biz de çekebiliriz. Bunun çok faydası var ama vaktimiz olmadığı için anlatamıyorum. O yüzden mutlaka inşallah ilerleyen günler anlatacağım ama malikel mülki esması çok güzel şeyler kapsıyor. Siz de çekebilirsiniz. Yani Sedatlara illa İsmail'ler geçelim. Çekmesin. Peki. Sedat'a geliyoruz tamam. 270 defa. Ya Kerimu esması kendilerindeki bir takım olumsuz karakterlerinde düzelmesinde faydası vardır. Ha, duaların kabulü için çok etkilidir esmalar. Çektiğimiz esmalar bizim dualarımızın hızlı kabulüdür. Bunu da unutmayalım Allah'ın izniyle. Peki Recepler? Recep ismi ben bunu özellikle seçtim. Ya Cebbar esmasıyla 206 defa okurlarsa bu hem yükselişine sebep olur hem azametli olmasına sebep oluyor. Ve kendisi üzerindeki bir takım güzelliklerini ortaya koymasına vesile oluyor. Ya Recep adı taşıyan kişiler 206 defa Ya Cebbar esmasını çekerlerse. Tayyipler? Tayyipler, Recep Tayyip.
Tayyip de ya ve düdü ya hadi. Bunları 20 defa çekmesi yeterlidir. Ya ve düdü ya hadi 20 kere çeken Tayyipler de yeterli olacaktır. Yanına da Celle Celaluhu katabilirler. Güzel çok olur. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sizin de.